Sevgili izleyenler, ben Ateş Ağlayan. Yine bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Sizler için çok özel röportajlar yaptık. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk. İş dünyası turumuzla hemen programımıza başlıyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak, bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, Denizli Pamukkale'den sesleniyoruz. Pamukkale'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya, Baydil Park'a konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Gülsüm Hanım var. Bakalım bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Gülsüm Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım. Gülsüm Baydil kimdir? Gülsüm Baydil kimdir? Gülsüm Baydil Pamukkale doğma büyüme, 77 doğumlu. Turizm içerisinde çalışan bir bayan. Peki işletmemiz kaç yıldır faaliyet gösteriyor? Sizler kaç yıldır turizm sektöründesiniz? Çocukluğumdan beri turizmin içerisindeyim. Aileden gelme bir işletme. Bu işletmemizde 2008 yılından beri faaliyette. Ama tabii bölüm bölüm. Ufak bir büfeyle başlayıp ardından restoran, hediyelik eşya ve havuz, kamp alanıyla devam ediyoruz şu an. Peki burada öncelikle havuz alanımızla başlayalım isterseniz. Havuzumuzda ne gibi hizmetler sunuluyor? Kaç kişilik hizmet sunabiliyoruz şezlonglarımızda? Şöyle en az 500 kişi ağırlayabiliyoruz. Bunun haricinde isterlerse hani küçük sözdür, nişandır böyle aktivitelerimiz var. Bayanlara özel aktivitelerimiz var. 3 tane işte havuzumuz var gördüğünüz gibi. 1.40'dan başlıyor havuzlarımız 2 metreye kadar. Bebek havuzumuz var. 0-6 yaş havuzumuz, hepsi dahildir bunun içerisinde. Aile yeridir. Kesinlikle damsız girişimiz yoktur. Herkesin rahatlığıyla gelebileceği bir mekandır. Buradan organizasyonlara da yer verdiğimizi evet, izleyicilerimize duyurmuş alalım öyleyse. Peki restoran kısmımızdan bahsedecek olursak? Restoran kısmımızda gelen misafirlerimizi elimizden geldiği şekilde güzel ağırlamaya çalışıyoruz. Aile işletmesi zaten hep beraber, elemanlarımız olsun, personeller, kendi ailemiz hep beraber çalışıyoruz. Ben olayım, personelimiz mutfakta, restoranda hep beraber. Bizim burada olan yemeklerimiz pide, ızgara, pizza çeşitleri, ekmek arası. Yani yol bir han olarak düşünün burayı. Sürekli müşterimiz havuzumuzda, restoranımızda sadece bir han. Ama gelen misafirlerimize, müşterilerimize elimizden gelen bütün güzelliği sergilemeye çalışıyoruz. Peki restoranımızın kaç kişilik bir kapasitesi vardır? Restoranımızın 200 kişilik bir kapasitesi var. Orada da gene nişan, düğün, küçük bir balodur, kokteyldir yapabiliyoruz. Peki yakınımızda merkezi, tarihi bir yer var. Evet. Burayı da sizlerden duymuş olalım ve oraya gelen misafirlerimiz de sizleri ziyaret etme fırsatı bulurlarsa mutlaka ziyaret etsinler. Şu an görüyoruz Pamukkale travertenleri tarihi güzelliğiyle Bizans döneminden bu tarafa. Dünyanın 7. harikası bir yer, çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Antik havuzu, tiyatrosu, müzesi, tarihi mezarlıkları görülmeye değer bir yer. Peki izleyicilerimiz neden diğer meslektaşlarınızı değil de sizleri tercih etsinler? Bizleri neden tercih etsinler? Eğlence mekanı, turizmin çoğu zaten eğlence mekanı, dinlenme mekanı. Rahat, huzur, sevgi, saygı olduğu sürece turizm çok güzel. Bizleri tercih etsinler. Bu konuda az önce havuzumuzdan bahsederken 500 kişiyi aynı anda ağırlayabildiğimizden bahsettik. Bu konuda tabii izleyicilerimizin en dikkat edeceği konulardan bir tanesi de hijyendir. Evet. Firmamızın hijyeni hakkında neler söylersiniz? Firmamızın hijyeni hakkında. Firmamızın hijyeni ben kendim zaten takip ediyorum. Operatörü kendimim. Ölçümleri, her şeyi, temizliği bizzat burası ve restoran, kamp alanı hep kendim ilgileniyorum. Yani gönül rahatlığıyla gelip tatillerini yapabilirler. Bu arada az önce hizmetlerimizden bahsederken bir hediyelik eşya dükkanımızdan evet, da bahsettik. Burada satışa sunmuş olduğunuz şeyler nelerdir? Satışa sunmuş olduğumuz şeyler doğal taşlar, gümüş, hediyelik eşya tarzı. Yani buraya tatile gelen insanların sevdiklerine giderken götürebilmesi için ufak magnetler ama çoğunluk doğal taş, gümüş, bu tarz şeyler. Bu doğal taşların da çok fazla meraklısı var biliyorsunuz. Evet. Ve bu konuda sizlerden sadece Denizli bölgesinde gelip sizleri ziyaret edemeyecek olan misafirlerimizin şehir dışından istekleri olması doğrultusunda kargoyla gönderim sağlar mısınız? Gönderiyoruz. Her şekilde yurt dışına dahi gönderebiliyoruz kargoyla. Doğal taş olsun, hediyelik eşya hangisini beğenirse hepsini gönderebiliyoruz.
İzleyicilerimizin sizlerin hizmetlerini daha detaylı kontrol edebilmesi açısından internet sitelerimizi de sizler aracılığıyla paylaşmış olalım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir internet sitemiz, resmi bir internet sitemi, var, sosyal medya hesaplarımız evet, varsa. Var hepsini. info@baydil.com.tr Bu adresten sizlerin evet, hizmetlerini daha detaylı bir şekilde bakabilirler. Zaten sitelerimizde Baydil Kamp olarak girildiğinde restoranımız, havuz, kamp alanımız detaylı bir şekilde gözüküyor zaten. Röportaj öncesinde bana da bahsetmiştiniz kamp alanımızdan. Bu kamp alanımızdaki hizmetlerimiz nelerdir? Kamp alanımızdaki hizmetler, kendi kamp araçlarıyla, çadırlarıyla gelen misafirlerimiz günübirlik olsun, haftalık konaklamalarımız olsun. Geliyorlar misafirlerimiz. Biz bunlara internet, havuz, duş, tuvalet, mutfak ve boşaltım, chemical dediğimiz karavanların boşaltım sistemleri vardır. Ona kadar hizmet veriyoruz. 24 saat kamerayla güvenliğimiz vardır. Onun dışında restoranda doğum günleri, kalan misafirlerimizin, evlilik yıl dönümleri, onlara güzel bir organizasyon hazırlayıp güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu arada kampçılarımıza duyurmuş olalım buradan. Evet. Burası bir kamp için vazgeçilmez bir mekandır evet, diyebilirim ben de. Evet, o şekilde. Güvenli, dediğim gibi istedikleri her hizmeti sunuyoruz güvenli bir şekilde. Aile yeridir. Böyle. Röportajımı sonlandırmadan önce izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Son bir şeyler nelerdir izleyicilerimize? Herkesi güzel Pamukkale'mize bekliyoruz. Görmelerini bir defa da olsa gelip güzel Pamukkale'mizi görmelerini tavsiye ediyoruz. Tabii bunun yanında bizim işletmemizi de. Bizler de başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Öyleyse diliyorum. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Denizli Pamukkale'de Baydil Park bizleri konuk etti. Yolunuz Denizli'ye düşerse mutlaka bu işletmeye bir kere uğrayın diyoruz. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak? Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Konya'da kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Konya'da bulunan Candem Tarımsal Ürünleri ve Organik Gübre firmasına konuk olduk. Yanımda da bu işletmenin sahibi İdris Bey bulunuyor. İdris Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Biz Candem Gübre olarak 11 yıldır tarım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Kimyasal, organik ve organomineral gübreler üretmekteyiz. Ayrıyeten organomineral yeni nesil taban gübresi dediğimiz ikinci fabrikamızda da granül gübreler üretiyoruz. Peki bunları biraz detaylı anlatabilir miyiz? Nasıl işlemler yapılıyor burada? Şimdi Türkiye biliyorsunuz ham madde yönünden fakir bir ülke. Yani kullanmış olduğumuz ham maddelerin neredeyse tamamına yakını yurt dışından ithal geliyor. Biz bu almış olduğumuz ham maddeleri belli reçetelere göre belli oranlarda burada karışım ve paketlemesini yapmaktayız. Bu arada da bitkinin ihtiyacına göre, çiftçilerimizin ihtiyacına göre burada ürünlerimizi reçetelendiriyoruz, karışımlarımızı yapıyoruz ve daha sonra da teknik ekibimizin nezaretinde bayilerimize ulaştırıyoruz. Bayilerimizdeki ürünleri de bölgelerdeki teknik elemanlarımız, ziraat mühendislerimiz aracılığıyla çiftçilerimizin nasıl kullanması gerektiğini söylüyoruz ve o doğrultuda kullanmalarını sağlıyoruz. Peki İdris Bey, kaç çeşit gübreyle hizmet veriyorsunuz burada? Şimdi gübreyi çeşitlendirmek ana başlıklarda toplayacak olursak iki çeşit gübre bulunmakta. Bir tanesi granül dediğimiz toprakta çözülen, yani topraktaki bakteriler tarafından çözülen taban gübresi olarak çiftçilerimizin bildiği gübre. İkinci gübreleme kısmı da yapraktan veya damlamayla veya daha değişik uygulamalarla, yağmurlamayla bitkiye vermiş olduğumuz gübre grubu. Bunlar da suda çözülen dediğimiz, suyla beraber verilen ürünler. Yani ana başlıkta iki tane. Ama burada gübreden kastımız bizim mineral element, yani makro element dediğimiz bitkinin makro miktarda ihtiyacı olan azot, fosfor, potasyum gibi elementler, ikincil grup dediğimiz kalsiyum, manezyum gibi elementler ve mikro grup dediğimizde demir, çinko, mangan, bor, bakır gibi elementler. Bunları belli oranlarda karışım yaparak ve belli dönemlerde, yani bitkinin en fazla ihtiyacı olduğu mineral dönemlerde bunları belli reçeteler hazırlayarak tarlada uygulama yapmış oluyoruz. Bunları yapmış olduğumuz zaman da
bitki mineral yönünden tam beslendiği için, topraktaki eksik olan mineralleri biz dışarıdan takviye yaptığımız için, bitki bu elementleri alarak hem kendi aromasını, rengini, dolgunluğunu, olgunluğunu daha düzgün hale getirmiş oluyor ve ayrı bir lezzet vermiş oluyor bitkiye. İşin bu üretim aşaması. İkinci kısmı da tüketicileri ilgilendiriyor. Bu minerallerin yönünden zengin yetişmiş baklagil olsun, meyve sebze olsun, tahıl grubu olsun, bunlar doğru elementle, doğru zamanda, doğru dozda beslendiği zaman bunu tüketen siz, biz ve 80 milyon insanın da mineral ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Yani eczaneden çinkolu demirli tablet yerine çinkosu demiri elementlerce zengin olmuş bir ürünü tükettiği zaman insanlarımız daha da sağlıklı hale gelmiş oluyor. Peki İdris Bey, hemen şu konuya da değinelim istiyorum. Genelde toplum tarafından yanlış bir algı var aslında. Bunların zararlı olduğu söyleniyor. Siz bu konular hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi ben işin ta başından alayım size. Allah insanı topraktan yarattığını söylüyor. Ve bizim buna inancımız sonsuz. Bizi de topraktan besliyor. Yani toprakta yetişen bitkilerle besleniyoruz. Aslında bizi oluşturan mineraller bu topraktan aldığımız demir, çinko, mangan, fosfor dediğimiz mineraller. Ve vücudumuzun bu eksikliklerini de buradan karşılamış bulunuyoruz. Şimdi buradaki yanlış algı, işte hormon, işte doğal beslenme gibi yanlış algılar var. Şimdi biz bunu bu sektörün içinde biri olarak hormon dediğimiz olay, zaten insanların da hormonlara ihtiyacı var. Mutluluk hormonu, gülme hormonu, büyüme hormonu gibi. Şimdi bunların bitki gelişim düzenleyici bizim sektördeki adı. Bunları doğru zamanda, doğru dozda kullandığımız zaman aynı bir tavuğun bir solucanı, bir böceği, pireyi yiyip de bize faydalı proteine dönüştürdüğü gibi bunları da bitkiler bize faydalı moda dönüştürüyor. Yani biz bir bitki besleme ürününü şişesini alıp da bardağa döküp içerek ihtiyacımızı karşılayamıyoruz, karşılayamayız. Biz bunu bitkilere doğru zamanda, doğru dozda verdiğimiz zaman bitki bunu bünyesine alarak bize faydalı olan, yani bizim ihtiyacımız olan çinkodur, demirdir, mangandır, fosfordur, bu elementleri bitki kendi bünyesinde bize faydalı moda dönüştürüyor zaten ve bunu bitki yapıyor. Bugün en pahalı laboratuvarda bile akrebi insana faydalı proteine dönüştüremeyiz. Ama bunu pazardan aldığımız 20 liralık bir tavuk yapabiliyor. Bunu da aynı şekilde, aynı mantıkla yola çıkarsak bunu bitkilere vereceğiz. Bitkiler bunu kendi bünyesinde sentezleyecek, bize faydalı formata dönüştürecek ve biz o bitkileri tüketerek ihtiyacımızı karşılayacağız. Şimdi böyle bir algının, korkunun olması da normal. Çünkü sektörü bilmeyen, bu işin içinde olmayan insanlar, yani bugün artık insanlar şehir hayatı yaşadıkları için birçok insan domatesi dalında görme şansı yok. Bir kayseri ağacında görme şansı yok. Ancak markette, tezgahta görüyor. Onun hangi şartlarda nasıl yetiştiğini kırsal kesimde veya bahçesi olup da görenler hariç metropolde yaşayan insanlarımızın birçoğu görmüyor. O zaman da ne oluyor? Bazıları çıkıp maddi kaygılar yüzünden veya başka nedenlerden dolayı böyle çamur atabiliyor. Ben bu sektörün içinde olan biri olarak, bu ürünleri reçeteleyen biri olarak, kendi bahçemde, kendi seramda gönül rahatlığıyla ben burada üretmiş olduğum ürünleri kullanıp ve bu meyveleri, sebzeleri de gönül rahatlığıyla tüketip sağlıklı yaşamımı sürdürebiliyorum. Çünkü bizi ayakta tutan elementler, mineraller bunlar. Bugün insanın potasyum dengesinde %1'lik bir değişim olsa hayatta kalma şansımız yok. O yüzden bunlar şişedeki haliyle değil, bitkiye verilmiş haliyle bizi biz yapan, var olmamızı sağlayan minerallerdir. En ufak bir bu konuda bilgi kirliliğine de gerek yok. Gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Son olarak ben çiftçilerimize kesin ve kes bitkilerinin beslemelerini gerektiğini, bunun hiçbir zaman göz ardı edilmeyeceğini ve doğru zamanda doğru ürünü muhakkak bulup bitkilerine vermeleri gerektiğini tavsiye ediyorum.
ve herkese daha bol, daha verimli hasatlar diliyorum. Antalya Belek'te bulunan Ela Resort Quality Otel'e konuk olduk. Yanımda da reklam pazarlama müdürü İpek Hanım bulunuyor. Öncelikle programımıza hoş geldiniz İpek Hanım. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben tesisin pazarlama yöneticisiyim. Yaklaşık 7 aydır tesiste çalışmaktayım. Sektörün içerisinde yaklaşık 10 yıldır bulunuyorum. Ve 6 aydır, 7 aydır yaklaşık da Ela Quality Resort'tayım. Peki burası ne kadar zamandır müşterilerine hizmet veriyor? Ela Quality Resort 2007 yılından bu yana hizmet vermekte misafirlerine. Her şey dahil konseptinde hizmet veriyoruz. Tesisimiz yaklaşık 110 dönüm alana yayılmış bir tesis. 583 odamız var. 1200 yatak kapasitesine sahibiz. Yaklaşık 14 adet farklı oda tipimiz var. Bunun yanı sıra villalarımız var. 270 metre uzunluğunda özel kum plajımız var. Plajımız üzerinde konumlandırılmış 1100 metrekare büyüklüğünde bir iskelemiz var. Onun dışında toplamda tesiste 4 tane açık ve kapalı olmak üzere havuzumuz mevcut. 5 tane su kaydırağımız mevcut. Tesis içerisinde 1 tane ana restoranımız var. 7 tane alakart restoranımız var. 3 tane snack restoranımız var. 10 tane barımız var. Ayrıca pastanemiz var. Dediğim gibi yani misafirlerimizin dolu dolu bir tatil yaşayabilecekleri aslında her şeye sahibiz. Tesis içerisinde bunlar farklı yerlerde oldukları için o kalabalığı da yaşamıyor misafirler. Çünkü birileri başka bir alakartta yerken başka misafirlerimiz diğer alakartta yiyorlar ve bir kalabalık yaşanmıyor. Lobi alanında da keza öyle. Genel olarak böyle. Sizin söylemiş olduğunuz gibi burası aslında çok büyük, ferah. Müşterilerin rahat edebileceği bir ortam var burada. Peki müşterilere ne gibi hizmetler sağlıyoruz? Biraz onlardan da bahsedelim. Mesela gelen müşterileri neler bekliyor burada? Dediğim gibi her şey dahil konseptinde hizmet veren bir tesisiz. Tesis içerisinde misafirlerimiz eğer farklı eğlence anlayışına sahiplerse ve gelip bizi tercih ediyorlarsa tesis içerisinde 7 gün gündüz ve akşam olmak üzere farklı eğlence aktivitelerimiz mevcut. Onun dışında eğer misafirlerimiz aile olarak geldilerse ve çocuklu ailelerse çocuklarını gönül rahatlığıyla Everland Q mini çocuk kulübümüze bırakabilirler. Oradaki çocuklarımız 1 ve 17 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veriyoruz. Kendi alanları var, orada kendi restoranları var, barları var. Dolayısıyla misafirlerin bu anlamda içi rahat oluyor. Biz genelde orada konuk ettiğimiz çocuklarımıza yaka kartı veriyoruz. Bu yaka kartlarımız yeşil, kırmızı ve mavi olarak değişiyor. Yeşil kartlarımız eğer misafir çocuğunun giriş çıkış yapmasına izin veriyorsa yeşil kart alıyor. Eğer izni yoksa kırmızı kart. Eğer çocuğunuzun özel bir durumu varsa, bir engelliyse veya herhangi bir alerjisi varsa ve dikkat edilmesi gereken bir çocuksa ona mavi kart veriyoruz. Onun dışında misafirlerimiz eğer dinlenmek için tesisimizi tercih ediyorlarsa Abzen Spa merkezimiz var. Abzen Spa merkezimiz 4500 metrekare bir alana konumlandırılmış durumda.
%100 organik ürünlerle hizmet veriyoruz orada. 160 farklı masajımız ve cilt bakımımız var. Dolayısıyla misafirlerimiz dediğim gibi yani tesiste her türlü hizmetimizden faydalanıp rahat edebilirler. Tesis içerisinde alışveriş yapabilecekleri mağazalarımız mevcut. Ayrıca toplantı salonlarımız, 8 adet toplantı salonumuz var. Genel olarak bu şekilde. Yani müşteriler buraya geldiği zaman özellikle çocuklu aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla burada bırakabiliyorlar. Orada zaten gerekli eğitimleri de çocuklar alabiliyor. Çünkü daha önce hiçbir otelde duymamıştım böyle bir uygulama aslında. Bu çok önemli gelen müşterilerimiz için. Peki onun dışında neler yapılıyor? Burada mesela organizasyonlar falan düzenlenebiliyor mu? Organizasyonlar düzenleniyor. Toplantı grupları dediğim gibi kışın daha çok toplantı gruplarına hizmet veriyoruz. Ayrıyeten konuk ettiğimiz misafirlerimizi de galaları olabiliyor ya da bizden organizasyon talepleri olabiliyor. Mesela onun dışında özel organizasyonlar olabiliyor. Villada kalan misafirlerimiz doğum günü kutlaması isteyebiliyorlar ya da işte başka bir oda tipinde kalan misafirimiz başka bir kutlama talebiyle gelebiliyor bize. Dolayısıyla aslında bizim hizmetimizde sınır yok. Hani bunu böyle kısıtlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama onların arzu ettiği her türlü hizmete biz hazır vaziyette bekliyoruz zaten. Peki vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak toparlayacak olursak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Elan Quality Resort Otel misafirlerine onların kendi evlerinde gibi rahat edecekleri, her türlü konforu bulabilecekleri, her türlü imkanların olduğu bir hizmet kalitesi sunuyor. Dolayısıyla biz misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Eğer bize direkt ulaşmak isteyen misafirlerimiz olursa www.elaresort.com sitesi üzerinden veya 444-1352 nolu telefon numarasından da bize direkt ulaşabilirler. Bunun dışında güzel bir yaz sezonu diliyorum. Teşekkür ediyorum tekrar size. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Evet sevgili izleyenler, Antalya Belek'te bulunan Ela Quality Resort Otel'e konuk olmuştuk. Programımız kaldığı yerden devam edecek. Şimdi de Alanya'da bulunan Grand Kaptan Otel'e konuk olduk. Yanımda da işletme müdürü Okan Bey bulunuyor. Okan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de Alanya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyalım. Ardından vermiş olduğunuz hizmetle alakalı sohbetimize başlayacağız. Ben 69 İzmir doğumluyum. Uzun yıllardır turizm sektöründe çalışmaktayım. Grand Kaptan Otel'in işletme müdürlüğü görevini sürdürmekteyim. Peki Grand Kaptan Otel ne kadar zamandır müşterilerine faaliyet göstermekte? Grand Kaptan Otel aslında 1970'li yılların başında Kaptan Otel olarak şehir merkezinde bulunan diğer otelimizle faaliyete başlamış. Daha sonra 1991 yılında Grand Kaptan Otel yapılmıştır. Grand Kaptan Otelimizi 2013 yılında komple renove ettik, yeniledik. Müşterilerimize uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Şimdi tatilciler için aslında tatil çok önemli. Biz 2-3 haftalık izin için bile bir yıl çalışabiliyoruz. Ve bu aşamada da geldiğimiz zaman otele kaliteli hizmet almak istiyoruz. Siz müşterilerinize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Kaptan Otel ve Kaptan Otelcilik grubu Alanya'da bir markadır. Kaliteyi özellikle servis hizmet kalitesini ön plana çıkarmıştır. Bunun da en büyük örneği 1991 yılından beri tekrar yani repeat dediğimiz misafirlerimizi ağırlamaktayız. Bu misafirlerimizin çocukları ve torunları hala tesisimize gelip
tatil yapmakta ve çok son derece memnun olmaktadırlar. Şimdi sizin gibi birçok işletme var aslında burada. Mesela sizi diğer işletmelerden ayıran özellikler neler? Biraz da onlardan bahsedelim. Müşteriler sizleri neden tercih ediyorlar? Bilhassa Avrupalı misafirlerimizin tatil planlamaları çok önceden yapmaktadırlar. Bu misafirlerimiz genelde sezon başında ve sonunda iki kez tesisimizi ziyaret etmekte ve her yıl özellikle aynı odada kalmaktadırlar. Hatta biraz ileri gidecek olursak bu misafirlerimiz aynı masada sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeğini tercih etmektedirler. Buradaki en büyük tercih sebebi de misafirlerimizin burada aynı evlerindeki gibi huzurlu bir şekilde tatillerini geçirmeleridir. Yani alışkanlık olduğu zaman aslında gelen müşteriler her zaman aynı şekilde aynı hizmeti almak istiyorlar. Biraz da otelin içerisinden bahsedelim istiyorum. Biraz önce gezdiğimiz zaman burada adından da anlaşıldığı gibi gemicilik üzerine aslında birçok parça görüyoruz. Bunun merakı nereden geliyor mesela? Şimdi otelin patronumuz Kaptan Otel isminden esinlenilerek gemiciliğe düşkündür. Gördüğünüz gibi otelde birçok orijinal gemi parçaları ve amforalar bulunmaktadır. Bu da otelimizin dekorasyonuna bir derinlik katmaktadır. Farklı bir hava yaratmaktadır. Yani ismiyle özdeşleşmiş şekildedir yani tesisimiz. Aslında müze havası da burada hissedebiliyoruz. Biraz önce gördüm kütüphaneniz de mevcut ama hemen ardından şeye de değinelim istiyorum. Mesela kaç tane odanız var? Tabii. Burada bunun dışında başka hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Mesela en tepeye çıktığımız zaman burada biraz önce izleyicilerimiz yan ekranda görecekler, inanılmaz bir manzarası var ve otelden hiç çıkmadan alt geçitten yürüme mesafesinde direkt denize geçiş yapabiliyorlar. Biraz da bunlardan bahsedelim istiyorum. Otelimizde 334 tane odamız bulunmaktadır. Aynı zamanda suite odalarımız ve aile odalarımız da mevcut. Tesisimiz ultra her şey dahil konseptindedir. Yani ultra her şey dahil dediğimizde 7/24 yiyecek içecek servisimiz bulunmaktadır. Bunun yanında iki tane balık ve pizza restoranımız var. Alakart restoranımız. Misafirlerimiz bir hafta kaldıkları süre içerisinde bu iki restorandan birinde ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Mersin Tarsus'ta sektörün lider dev bir ismi, süt ve süt ürünleri konusunda hizmet vermekte olan Güney Süt'ün konuğu olduk. Yanımızda firma yetkilimiz Şaban Çataldaş beyefendi bulunmakta. Merhabalar Şaban Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Şaban Bey, Güney Süt ve Süt Ürünleri sektörde kaç yıldır hizmet vermekte? Güney Süt ve Süt Ürünleri 1980 yılından beri sektöre hizmet etmektedir. Çok geniş de bir spesiyeliniz oluşmuş, ürün yelpazeniz oluşmuş. Evet. Neler üretilmekte Güney Süt ve Süt Ürünlerinde? Güney Süt ve Süt Ürünlerinde genelde 100'ün üzerinde ürün çeşidimiz vardır. UHT Süt, pastörize grubu dediğimiz yoğurt, ayran grupları, beyaz peynir grupları, kaşar ürünleri ve kaşargiller. Bunların yanında meyve suyu ürünlerimiz de mevcuttur. Firmamız ana ham maddesini kendi çiftliğinden de elde etmektedir aynı zamanda. Firmamız genelde hijyen ve kaliteye çok önem vermektedir. Bu konuda da kaliteli ham madde ve kaliteli ürün prensibiyle çalışmaktadır. Evet sevgili izleyenler, Antalya Belek'teki yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Antalya Belek'te bulunan haftalıkvilla.com'a konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi Ayhan Bey bulunuyor. Ayhan Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? 46 yaşında. 16 yıldır haftalık villa kiralamayla uğraşan bir işletmeciyim. Peki burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Daha çok çocuklu ailelerin tercih ettiği bir tatil alternatifi. Otelde biliyorsunuz günün belirli bir saatten sonra havuz kullanımı mesela yasaktır akşam 7'den sonra ama villada ise öyle değil. Villada siz terasınızda güneşlenirken veya salonunda çalışırken, yemeğinizi yaparken çocuklarınız havuzda yüzebiliyor. Gündüz havuz yüzmeye fırsat bulamadığınız için çocuklarınız sebebiyle akşam yüzme fırsatı yakalıyorsunuz. Havuz tamamıyla size ait olduğu için
sizi kimse rahatsız etmiyor. Dolayısıyla daha fazla eğlenebiliyorsunuz otele nazaran. Peki sadece Belek bölgesinde mi hizmet veriyorsunuz? Örnek veriyorum, Antalya'nın diğer bölgelerinde de yine hizmet verebiliyor muyuz? Bir de Kaş, Kalkan taraflarında da, Kemer'de de çalıştığımız villalar var. Bunun yanı sıra Bodrum'da da çalıştığımız villalar var ve her gün geçtikçe portföyümüzü daha da genişletiyoruz. Peki Ayhan Bey, müşterilerimiz size nasıl ulaşıyorlar? Bize direkt web sayfamızdan ulaşabilirler. Web sayfamızda beğendikleri bile rezervasyonu kolaylıkla yapılabiliyor. İki basit adımla geçebiliyorlar onu. Ondan sonra biz kendilerine hangi tarihler ve bütçesini soruyoruz. Bütçe ve tarih öğrendikten sonra onlara olabileceği villaları sunuyoruz. Onlar da içinden seçim yapıp bize rezervasyon yapıyorlar. Peki konumundan da biraz bahsedebilir miyiz? Mesela hani denize mesafesine kadar sadece şehir merkezinde mi hizmet sunuyoruz müşterilerimize? Kaş Kalkan tarafında deniz manzaralı yerlerimiz var. Fakat Belek'te denizle yerleşim alanı arasında golf kulüpleri ve oteller olduğu için bir şey yok. O deniz manzarası yok. Fakat Belek'te de daha sakin bir ortam olduğu için insanlar daha çok memnun kalabiliyorlar. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden, İzmir Alaçatı'dan sesleniyoruz. Alaçatı'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya, Harmony Otel'e konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Nilgün Saruhan var. Bakalım Nilgün Hanım bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Nilgün Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Nilgün Hanım, sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım. Nilgün Saruhan kimdir? Ben İzmir Karşıyaka doğumluyum. 44 yıllık evli bir bayanım. İki tane de kızım var. İki kızım da evli. Ama iş hayatını çok seven bir bayanım ben. Hani tarz olarak da böyle oyunlar, şeyler, o tip kağıtlar, o tip şeyleri sevmediğim için kendi kendimi iş hayatına soktum. Sevdiğim için, hareketli bir bayan olduğum için, çok hareketli bir bayan olduğum için. Kesinlikle cıvıl cıvıl olduğunuza bizler de burada birebir şahit olmuş oluyoruz. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve Harmony Otel kaç yıldır faaliyette? 2001 yılından beri otellerim var. Bir tanesi Dalyan tarafın, Boyalık tarafında, Boyalık mevkiinde. Onu kapattım, satmak istiyorum. Bu Alaçatı'dakine de devam ediyorum. 2001 yılından beri ben otelciyim. Peki neden turizm sektörü? Bir bayan olarak zordur çünkü turizm sektöründe olmak, ama sizler yıllardır bunu başarmışsınız ve firmayı bugünlere kadar getirmişsiniz. Çok da iyi bir şekilde ilerlediğinizi düşünüyorum. Turizm sektörüne girişiniz nasıl oldu? Çok turizm sektörüne girmeyi düşünerek değil de bu farklı bir açıdan başladı benim hayatımda. İnşaatları sevdiğim için turizm sektöründen ilgili bir konu değildi. Sonra bunun doğru olduğunu gördüm. Çok da iyi günlerim geçti. Onun için de çok mutluyum. Böyle bir otellere sahip olduğum için, ama hep bunlar otellerim, her şeylerim benim. Hatıralarla dolu bir yaşantım vardır benim zaten. Aslında sevdiğiniz işi yaptığınız için de bu kadar başarılı olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Teorik bilgilerin yanı sıra. Evet. Kesinlikle bu konuda hemfikiriz. Evet, peki, hemfikiriz. Evet. Peki işletmemizde sunulan hizmetleri de yine sizlerden dinlemiş olalım Nilgün Hanım. Ben yapmış olduğum şeylerden dolayı, hizmetlerden ve görüşlerimden dolayı son derecede memnun ve mutluyum. Şu şekilde davranışlarım vardır. İki tane otelim vardı, söylemiş oldum. Bir tanesine de işte şey yaptığım için burada jacuzzili, şömineli ve yaz kış açığız biz burada. Ama bunun üzerine tekrar bastırarak söyleyelim. Burası sezonluk değil. Çünkü bölge sezonluk olduğu için. Evet, ben yaz kış, çünkü bir de yaz kış açığız biz.
ama benim için en önemli şey hatıralar olduğu için ailemle ilgili ve bu da 200 yıllık bir bina olduğu için bütün ailemle ilgili olan hatıralar var burada, anneanneler, dedeler, babaannelerle ilgili. Peki burası bir konaklama alanına çevrilirken yapıya herhangi bir zarar verildi mi? Sadece dekorasyonda mı oynamalar yapıldı sadece? Sadece burada dekorasyonda oynamalar yapıldı. Buranın da dekorasyonunun tamamını ben yaptım. Hiçbir ne iç mimarımız falan olmadı. Buranın tamamen dekorasyonunu ben yaptım. Peki otelimizde, konaklama alanımızda kaç odamız mevcut? Burada 8 odamız mevcuttur. Onların hepsi de hatıralarla doludur otellerimin odalarında. 8 odalı butik otel tarzında çalışan 5 yıldızlı bir otel konforu sunan bir otel diyebiliriz aslında sizler için. Teşekkür ederim öyle düşündüğünüz için. Oda özelliklerimizden biraz bahsetmenizi rica etsem. Şöyle hatıralarla dolu olduğu için odalarımda da mesela eski binaların hepsinde cumbalar, şeyler, onun için hep onları ona göre düzenledim. Oda tiplerimiz ayrılıyor ama değil mi? Az önce jacuzzi'li daireden bahsettiniz mesela. Yani jacuzzi'li odamızdan bahsettiniz. Bütün odalarımız mı bu şekilde yoksa odalar tip tip ayrılıyor mu? Bütün odalarım tip tip ayrılıyor. İki jacuzzi'li, iki cumbalısı var ama şömineli odalarım var. Ama hepsi ayrı ayrıdır. Yani dekorasyonların hepsi, banyolarımın hepsi bile çok farklıdır. Hiçbir şey eşit değildir bende. Yani izleyicilerimiz istediği tip odayı seçebilirler ve ona göre konaklayabilirler burada. Evet. Ama tabii doldukça arzu edenler, tabii herkesin seçme şansı da olmuyor. 8 oda olup da odalar doldukça da tabii ona göre ayrılmak zorunda kalınıyor tabii ki yani. Gerçi bir de aynı zamanda şöyle bir açık alanımıza baktığımızda akşam oturup akşam sefası yapabilecekleri çok rahat bir kafe alanımız var. Burada yemek hizmeti sunuyor musunuz? Bunları da sizlerden öğrenelim. Hayır, bende hiç yemek hizmeti yok. Yalnız ben sadece kahvaltılı, ücretim benim kahvaltılıdır. Peki kahvaltı demişken oda kahvaltı mı, açık büfe kahvaltı şeklinde mi? Açık büfe kahvaltımız var bizim. Ama bizim çok toleranslı bir, mesela bütün otellerde saat 10 gibi bir zaman konulur. Ben de böyle bir zamanım yoktur. Kişilere toleranslı olduğum için ben öğlen 1'lere kadar herkes kahvaltısını edebilir. Bu da bizim otelimizin bir avantajıdır. Peki rotasyon olarak denize ne kadar mesafede burası ve yakınlarda olan rotasyon olarak tarihi bir yer var mıdır? Bunları da yine sizlerden dinlemiş olalım İlgün Hanım. Burada isterseniz taksiyle, isterseniz arabanızla 2 kilometre mesafede, 1,5 kilometre mesafede Alaçatı Denizi'ne gidiyorsunuz. 1 kilometre civarında da esas plajımıza gidebiliyorsunuz. Çünkü Alaçatı'nın en büyük özelliği, burası çok eski bir alan olmuş olduğu için. Aslında Alaçatı başlı başına tarihi. Tabii. Evet, Alaçatı başlı başına tarihi olduğu için bu alanda hiçbir şekilde zaten deniz şeysi yok. Ama ben de buraya küçük bir havuz, böyle bir şey, değişik bir şey düşünüyorum, hazırlamayı planlıyorum. Merhaba sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz Tümüz'le devam ediyor. Bugün size Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Kahve Keşan'dan sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibi Sayın Cevan Atik bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhaba. Evet, biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Bu bizim ikinci senemiz. Evet. Amacımız organik, temiz, güzel yiyecekler üretmek. Çok güzel, şirin bir kafeniz var görmüş olduğumuz kadarıyla efendim. Biraz bahsedebilir miyiz buradaki ürün yelpazemizden? Genel olarak pasta, kek, salata, kahve, çay çeşitlerimiz var. Çoğunluğunu natürel, doğal ve taze, temiz yiyeceklerden oluşuyor. Bildiğimiz kadarıyla bir çiftliğiniz de varmış efendim. Evet, çiftliğimiz Erikli Köyü'nde.
Oradan kendi yumurtamızı, kendi tavuğumuzu, kendi sebzemizi, işte pastalarımız için kremamızı kendi hayvanlarımızdan alıyoruz. Evet. Evet efendim, tabii ki renkli renkli pastalar görüyoruz, kurabiyeler görüyoruz ve aynı zamanda ekmeğinize kadar siz yapıyormuşsunuz. Doğru. Her şeyi olabildiğince kendi bünyemiz için de yapıyoruz. Evet. Amacımız insanlara güzel bir hizmet vermek ve aynı şekilde de onlara yeni şeyler tanıtmak. Evet, daha çok önemli. Özellikle biliyorsunuz ki her şeyde katkı maddesi oluyor ama siz diyorsunuz ki biz tamamen organik ürünler kullanıyoruz, tamamen hepsini kendimiz üretiyoruz. Bu şirin güzel kafemizin kaç kişilik misafir ağırlama kapasitesi var efendim? Genel olarak 40 kişi ama düğünler oluyor, doğum günleri oluyor. O zaman 70 kişiye kadar çıkabiliyor. Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Türkiye'mizin bambaşka bir bakir yerinden, Anamur'dan, Grand Meltem Otel'den sesleniyoruz. Yanımızda otel yetkilimiz Taliha Adalı hanımefendi bulunmakta. Kaç kişilik kapasiteye sahip burası? Şu an için apart otel şeklinde 30-40 arası, hani bazı yataklar 4, bazıları 3 kişi kalabilecek şekilde bir kapasiteye sahip. Buranın yapılışında eşimle beraber biz 10-15 yıl gibi bir sürede yaptık. Çünkü gün bulup gün yaptık. Bu sırada ben bu işlerle uğraşırken eczaneyi 3 defa kötü yoldan kurtardım. Eczane devam ediyordu o zaman. Çünkü burası maddiyat isteyen bir şey. Mesleğim de maddiyat isteyen bir şey. Epey bir mücadele verdik. Bu seviyeye getirdik. İşte şimdiden sonra da devam edecek. Biz şöyle istiyoruz. Aileler gelsin çocuklarıyla. Karşımızda deniz. Denize girsinler. İçerisinde çay kahveyi pişirsinler. Onun için bir eksiği var. Seneye yapalım istiyorduk ama kiraya veriyoruz. Belki o yaparsa bilmiyorum. Kalsınlar çocuklarıyla aynı odada kalsınlar. Denize girsinler ve tatillerini geçirsinler istiyoruz biz. Tam bir aile oteli burası. Öyle düşündük, öyle yapıyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörler arası yolculuğumuz tümümüzle devam ediyor. Bugün sizle Edirne'de bulunan Saklıbahçe'den sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibi Sayın Perihan Çalık bulunuyor. Merhabalar Perihan Hanım. Merhaba, hoş geldiniz Lila Hanım. Çok teşekkür ederiz efendim. Bu güzel Saklıbahçe hakkında izleyicilerimize kısaca bilgi verir misiniz? Görmüş olduğunuz gibi ailelerimizi bahçe kiralıyoruz. Piknik alanı, mangal keyfi sürdürmeleri için. Çok da güzel bir yeriniz var efendim. Burada hem çocukların rahatlıkla oynayabileceği bir parkınız var. Hem de görmüş olduğumuz kadarıyla ailelerin gelip burada mangaldan yapabileceği, keyifli saatler geçirebileceği güzel bir işletmeye sahipsiniz değil mi efendim? Peki kaç kişilik kapasiteye sahipsiniz? Şimdi her bahçe 8 kişilik fiyatımız oluyor. Evet. Hani ama daha fazla kapasite olabiliyor. Çünkü 80 metrekarelik bir alan veriyoruz müşterimize. Evet. Yani gruplar halinde geldikleri zaman da diyorsunuz ki misafirlerimizi ağırlamakta bir sıkıntı çekmiyoruz. Evet Perihan Hanım, vermiş olduğunuz önemli ve değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlere Edirne'de bulunan Saklıbahçe'den seslendik. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün bizleri Aydın Didim'de Seyir Kafe konuk etti. Yanımda işletme sahibimiz Bilal Buğ var. Bakalım Bilal Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım Bilal Bey. Bilal Buğ kimdir? Bilal Buğ Seyir Kafe'nin işletmecisi. Kendim Diyarbakırlıyım. Kendim bulmak istediğim şekilde işletmeciyim. Profesyonellik yok. Sadece bulmak istediğiniz gibi bir işletme. Arkadaşlarımız da, özellikle seçtiğimiz çalışan arkadaşlarımız da o doğrultuda yönlendiriyoruz. Müşteri diye bir kavram yok bizde, dost. Dostlarımız geldi. Misafir dahil demiyoruz, dostlarımız. O kadar. Peki kaç yıldır bu sektördesiniz ve Seyir Kafe adı altında kaç yıldır faaliyettesiniz? Benim 6. senem, Seyir Kafe adı altında 2. senem. Peki burada müşterilerimize ne gibi hizmetler sunuyoruz? Daha önceleri ağırlık fast food üzerineydi. Bu seneki sunumlarımızda mangalı da düşündük. İşte çöp şiş, Adana, balık, isteğe göre. Çay kahve sunumlarımız var. Kahvede bayağı bir iddialıyız. Nazilli'den özel getirtiyorum. Dediğim gibi bulmak istediğiniz her şey, düşündüğünüz her şey var bizde.
Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Sizlere geçmişten gelen güzelliklerinizi günümüze kadar taşıyan Balıkesir ilinden sesleniyoruz. Balıkesir'de Tebeşir Özel Öğretim Kursu bizleri konuk etti. Yanımda işletme ortaklarımızdan Müjdat Ergin var. Bakalım Müjdat Bey bize yaptığı faaliyetlerle alakalı neler aktaracak? Müjdat Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Müjdat Ergin. 1998 yılından beri Balıkesir'de ikamet etmekteyim. 2003 yılında Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 2003 yılından beri de Balıkesir'de öğretmenlik yapıyoruz. Alanımızda faaliyet gösteriyoruz. Özel öğretim kursu namına kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Özel öğretim kursları özel dershanelerin kapatılması sürecinden sonra 2 yıldan beri Balıkesir'de faaliyet göstermekte. Biz de aynı şekilde 2 yıldan beri Balıkesir'de faaliyetimizi göstermekteyiz. Peki burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Öğrencilerimize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Kurs olarak biz lise gruplarına hitap ediyoruz. Lise gruplarında 10. 11. 12. sınıf öğrencilerimize ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize üniversiteye hazırlık aşamalarındaki derslerimde yardımcı oluyoruz. Bir rehberlik hizmetiniz de var sanırım. Hatta araştırmalarıma göre kişiye özel direkt bir rehberlik sağlıyorsunuz. Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet, kişiye özel rehberlik anlamında burada rehberlik hizmetlerimizi iki rehber öğretmenimizle beraber sürdürüyoruz. İki rehber öğretmenimiz burada hem öğrencilerimizin aileleriyle hem de öğrencilerimizle sürekli haftalık görüşmelerini yapmaktadır. Bu görüşmelerde öğrencilerin başarısını etkileyen faktörler, motivasyon konuları üzerinde titiz bir çalışma sergilemekteyiz. Peki eğitim gruplarımız, öğrenci gruplarımız kaçar kişiden oluşuyor? Bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz hocam? Evet, bu konuda Balıkesir'de bir ilkiz. Sınıflarımız 8'er kişiden oluşmakta. 8'er kişilik sınıflarda eğitim öğretim yaparak Balıkesir'de bir ilk oluşturduk. Sosyal faaliyetleriniz nelerdir Müjdat Hocam? Sosyal faaliyet olarak burada öğrencilerin yeteneklerine göre farklı faaliyetler düzenliyoruz. Zaman zaman sınav öncesinde çeşitli motivasyon yemeklerimiz, eğlencelerimiz oluyor. Öğrencilerimizin yine yetenekleri doğrultusunda müzik, spor gibi onlarla çeşitli spor etkinliklerinde öğretmenlerimizle birlikte bulunabiliyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin müzik, ses etkinlikleri gibi yetenekleri doğrultusunda yine onlarla öğretmenlerimizle yine bir arada bulunabilecekleri faaliyetlerde bulunuyoruz. Peki öğrenci kapasitemiz kaç kişiliktir hocam? Toplam öğrenci kapasitemiz 160 öğrenci alıyoruz. Sınıflarımız 8'er kişi. Kontenjan esaslı olarak çalışıyoruz. Kontenjanımız dolduğu andan itibaren öğrenci kaydı almıyoruz. Biraz da eğitim kadronuzdan bahsetmek istiyorum. İçeriye girdiğim andan itibaren güler yüzlü bir kadro beni karşıladı diyebilirim. Biraz da eğitim kadromuzu sizlerden dinleyebilir miyiz hocam? Evet, eğitim kadrosu açısından da Balıkesir'de oldukça eğitim kadromuzu kurarken seçici davrandık. Hani dediğiniz gibi güler yüz oldukça önemli. Bu noktada öğretim kadromuz, eğitim kadromuz öğrencilerle sıcak ilişkiler kuracak, aileleriyle sıcak ilişkiler kuracak şekilde. Tamamı Balıkesir'in seçkin öğretmenlerinden oluşan kadroya sahibiz. Sınav öncesi. Şimdi çok aslında öğrencilere baktığımızda hayatları 2-3 saatlik bir sınava bağlı gözüyle bakıyoruz artık aslında. Üniversiteye geçiş çok önemli. Bu konuda öğrencilere bir rehberlik hizmeti sağlıyorsunuz. Peki sınavlar öncesinde ailelerle böyle bir çalışma yapılıyor ve bir uzman olarak sizlerden öğrenmek istiyorum. Sınav sürecinde olan bir öğrenci ailesi nasıl davranmalı? Nelere dikkat etmeli? Evet, özellikle sınav grupları için çok sıkıntılı bir süreç. Yani psikolojik açıdan hem bizim burada öğretmenler olarak verdiğimiz desteği, aileler evde tamamlayıcı rolde olmak durumundalar. Burada rehberlik uzmanlarımız, rehberlik öğretmenlerimiz sürekli öğrencilerimizi ve ailelerini bu konuda yönlendiriyorlar. Yapmaları gereken ve yapmamaları gerekenler doğrultusunda sürekli kendilerine öneriler sağlıyorlar. İçeriye girdiğimde dikkatimi çeken diğer bir unsur, her sınıfın başka bir üniversite adı var. Yani Türkiye'nin seçkin üniversiteleri sınıflara isim olarak verilmiş. Bunu da biraz bahseder misiniz hocam? Çok dikkat çekici bir detay aslında. Evet, yani dediğim gibi, az önce de belirttiğim gibi, sınava hazırlanma tam bir motivasyon olayı. Bu motivasyon olayından dolayı öğrencilerimizin ders gördükleri sınıflara Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin isimlerini verdik. Öğrenciler ders gördükleri sınıflarda güdüleniyorlar o okullara gidebilmek için, zaten hayallerini süsleyen okullar. Onun öncesinde o sınıflarda ders görmeleri onların motivasyonunu daha da artırıyor. Peki bu sektöre girerken hedefleriniz nelerdi? Bundan sonraki hedefleriniz neler? Buradan sonra başka bir şube açmayı düşünüyor musunuz mesela hocam? Evet, sektöre girerken hedeflerimiz
Az önce de belirttiğim gibi Balıkesir'de en nitelikli olan kadroyu kurduğumuza inanıyoruz. Bu noktada kadromuz Balıkesir'de iddialı ve hani buranın kurum ortakları olarak da hepimizin felsefesi yaptığımız işte en iyi olmak. Bu şekilde de devam ediyorsunuz. Peki başka bir şube açma düşünceniz var mı? Evet, bu açıldığımızdan beri tek şubeydik. Önümüzdeki yıldan itibaren Balıkesir'de 4 şube olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Uzmanımı bulmuşken aileleri sorduk. Bir de öğrencilerimize soralım. Evet, ailelerin rehberlik konusundan biraz yardım almaları gerekiyor. Peki öğrenciler buraya geliyorlar. Gerek öğretmenlerin desteğiyle, motivasyonuyla, gerek sizin yapmış olduğunuz özel sınıfların motivasyonuyla ders çalışmaya odaklanıyorlar. Peki öğrenciler sınav sürecinde neler yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Bunları da biz uzmanımız olarak sizlerden dinleyebilir miyiz hocam? Evet, öğrencilerimizin eğitim öğretimine başladığımız andan itibaren onlara sürekli bu işin uzmanları bizler olduğumuz için bizlerin yönlendirmelerinden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Yani az önce de belirttim, oldukça sıkıntılı bir süreç. Oldukça, yani sınav yılı öğrenciler açısından stresli olarak geçiyor. Çünkü işte bu yıl sınava giren öğrenci sayısı yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin civarında bir öğrenci girdi. Ama nitelikli olarak gidebilecekleri bölüm sayısı oldukça az. Bundan dolayı hedefi olan öğrenciler arasında müthiş bir yarış var. Bu yarış sıkıntılı olarak geçtiği için burada bu işin uzmanı olan öğretim kadromuzun direktifleri doğrultusunda, onların yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmalarını kendilerinden istiyoruz. Çalışmalarını bu şekilde yönlendiren öğrencilerimize de çok güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Başarılı öğrenciler yetiştiriyoruz burada. Peki başarı tablonuzdan da biraz bahsetmenizi istesek? Evet, başarı tablomuz Balıkesir'de 8 kişilik sınıflarda eğitim öğretim yaptığımız için oldukça verimli geçen derslerimiz sonucunda geçen yıl öğrencilerimizin tamamı üniversiteye yerleşti. Dışarıda kalan hiç öğrencimiz olmadı. Gerçekten harika bir başarı. Hedeflerinize de ulaştığınızı görüyorum aslında. Başarılarınızın da devamını diliyorum Müjdat Hocam. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerime son olarak aktarmak istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Öncelikle teşekkür ediyoruz. Balıkesir'imize gelip bizlerle bu röportaj şansını tanıdığınız için. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli Altın Rehber izleyicileri, gerek sunmuş olduğu profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü eğitim kadrosuyla özel tebeşir öğretim kursu bizleri konuk etti. Hocama vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Aydın Kuşadası'ndan sesleniyoruz. Kuşadası'nda kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya yeni pazar pidecisine konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Ahmet Bey var. Bakalım Ahmet Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Ahmet Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Siz işinizi yaparın. Bu sırada da sohbetimize devam edelim. Ahmet Bey, öncelikle sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım. Ahmet İzmirlioğlu kimdir? Ben Yeni Pazarlıyım kendim. Aydın Yeni Pazar. Çocukluğumdan beri, dede mesleğinden beri bu pidecilikle uğraşıyoruz. Bir de Yeni Pazar'ın özgü, yani meşhurdur Yeni Pazar'da. Biz de Kuşadası'nda bunu göstermek için buradayız. Kuşadası'nda herhangi bir yerde pide, bu şekilde pide yoktur. Yani yapan vardır ama her türlü bir şekilde yumuşak. Yeni Pazar'ın pidesi gibi güzel, meşhur pidesi yoktur burada. Peki siz kaç yıldır bu gıda sektöründesiniz? Yaklaşık olarak 15 yıldır buradayım. Yani Yeni Pazar Pidecisi adı altında kaç yıldır faaliyettesiniz? Burası 1 yıllık bir işletme. Daha yeni işletmeciyiz.
İnşallah daha ilerleyen günlerde daha iyi, başarılı bir işletmeci olacağız. Bir yılda bile aslında Kuşadası bölgesinde isminizi çok iyi bir şekilde duyurmuşsunuz. Namınız Kuşadası'ndan girişinden itibaren duyuluyor, evet, diyebiliriz aslında. Peki burada müşterilerimize ne gibi hizmetler sunuyoruz? Ürün yelpazenizi sizlerden dinlemiş olalım. Burada Yeni Pazar'a özgü küçük yuvarlak pideler vardır. Burada herhangi bir yerde yoktur bunlar. Biz bunları burada servis yapıyoruz. Peynirli pidemiz, bozdan peynirli dediğimiz peynirli pide vardır. 4-5 çeşit peynirle karışıkla içecek. Maydanozlu, peynirli, yumurtalı. Bu gerçekten hani başarılı bir pidedir. İnsanlar sabah kahvaltıda olsun, akşam yemekte olsun herhangi bir yerde istediği zaman pide yiyebilir. Evet sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.